Evet, hepinize merhaba. İşte bir karavan videomuzda daha birlikteyiz. Neredeyiz? Kim gelmiş? Mandalina tadında geldi. Evet, Kadir Baş geldi efendim. Mandalina tadında. Çok iyi oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Ve efendim karavanı biliyorsunuz fuardaydı. Hep beraberdik onlarla. Şimdi uzaktan göstereyim. Bu balık gözü olmadığı için biliyorsunuz burada böyle bakın işte geldi. Semih'in tekre karavanıyla beraber geldi. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Bugün biliyorsunuz son gün efendim. Evet, yasaklar başlıyor. Bence de iyi oldu başlasın ki düzelecek düzelsin, düzelmeyecek düzelmesin. İşte mandalina tadında ve karavana burada efendim görüyorsunuz. Sağ olsun bizi ziyarete geldi ve Swan arkada. Evet efendim, şimdi biz ne yapıyoruz? Neredeyiz? Kadir hazır mısın? Kadir ışık mışık falan yapıyor. Kadir ışık yapıyor. Diyor ki ışıksız olmaz bu iş diyor. Efendim bakarız, ne güzel karavan bu ya bu. Bu ne malıydı? Dur bir söylesene. Bu Ege Karavan İzmir yapımı. Yerli. Yerli yapım ama nasıl yabancı gibi duruyor. Yabancı gibidir. Ama Ege bu işi biliyordu fakat niye sonra bıraktı bilmiyorum. Sonra öldü. Ah yapma ya. Ha, o yüzden. Bıraktı. O da kimse devam ettirmedi. Bence iyi bir şeydi. Şunu ben seni çok seviyordum. Kırmadan açabilirsem. Evet. Sen açsana şunu. Hemen açacağım şimdi. Bu biraz özel. Bakın çok güzel bir sineklik var efendim. Biraz dışarıdan başlamıştım. Biz evet. Evet. Tanıyalım. Bir dışarıdan ha, tanıyalım. Tamam bak, şöyle bak, oturalım. Bak. Oturmayayım. Yok ya. Sen içeri oturacaksın. Tamam. Hava yok. Da güzel fakat çok sıcak bugün. Arkadaşlar görüldüğü gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Katlanmalı. Katlamalı. Ay, şöyle yapıyorsunuz. Bak. Şu sistemi yapıyorsunuz. Böyle. Ha, bir de kilitleme yapıyoruz. Kilitlemeleri var. İşte tabii kilitlemesi var. Olmadan olmaz. Sonra şimdi. Buyurun abi. Şuradan bir kilitleri var. Bu. Şöyle de. Bitti. Yani. Bom 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 oluyor arkadaşlar. Yapıyorlar arkadaşlar. Yapıyorlar. Arkadaşlar yaptı. Sürekli arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar. Efendim? Şimdi arabamızı biraz tanıtayım dışarıdan istiyorsan. Bak, tanıt bakalım. Hadi abi, bakalım. Semih Entegre 19 metreküp şeklinde dizayn edilmiş. 2.30'a 2.80 boy, 2.30 en ve boyu da 6.20 olarak aracımızın mevcut. Aracımızda 3 tane karavan camımız var. Bir tanesi burada, diğeri tam karşısında ve diğeri de arkasında olmak üzere. Hatta keyif yeri. Tabii orada. Burada zaten gözlerimiz var. Bagajımız burada. 2 tane karşılıklı. Bunun yanı sıra bu arka tarafa geldiğinizde yine bir motor aparatımız var. Ve camımız da arkadaşlar görüldüğü gibi arka karavan camımız da orada. Güneş burada, çok var arkadaşlar. Ben göremiyorum. Şey ha gösteriyor. Burada da bisiklet aparatımız var. İkisini beraber kullanıyoruz motor aparatımızla. Ama tabii motoru kullandığımızda biz bunu kaldırıyoruz. Tamam. Ve daha sonra motoru kullanıyoruz. Şu güzel olmuş aslında. Pencere iyi olmuş. Yatak odası penceresi açılabiliyor. Evet. Genelde bu bisiklet aparatı takanlar pencere açamıyorlar ve sorun oluyor. Benim en sevdiğim merdiven tarzı işte. Kapanan merdiven evet. Hırsızlar için çok güzel bir marka şey. Marka vermeyelim ama güzel ya, bir şey. Hiç yok, çok mis gibi. Yani mis gibi. Avrupa'da çok kullanılan bir merdiven ama bizde nedense belki fiyatı mı yüksek bilmiyorum yani. Keşke ya fiyatı yüksek bunu. Çünkü euro çok pahalı artık, her şey pahalı. Bitti. Euro pahalı değil abi. Euro olduğu yeri duruyor hani da. Bizde ya TL bazında çok şu pahalı olduğu için. Tarafını ilerleyelim. Sonra ben biraz burayı anlatayım. Burada yine bunlar zaten var. Bunlar can kurtaran yerleri biliyorsunuz. Evet. Şu bölümler. Bunlar can kurtaran, her şeyi koyuyorsunuz. Tuvalet Tedford. Tedford tabii ya, Tedford dediğimiz markı da yani tuvalet. Kasetli. Bence de her zaman lazım. Kasetli sevmeyenlere duyurulur. Sifon suyu yerimiz. Sifon suyu. Tabii ha, su burada ayrıca ayrı. Oradan koyuyorsun. Oo, peki. Buradan koyuyorsun. Özür dilerim arkadaşlar. Burada ben böyle yapmaya çalışıyorum. 220 şebeke. Evet. Burada yine su. Su. Normal su depomuz için gelen bir sistem var. Yine burada bir tane. Çok bayağı geniş bence. Keyif bence. Geniş 130 santim karavan camlarımız. Güzel. Bayağı geniş ve güzel. Yüksek. Peki bu bileşimlerde bir şey var mı, problem? Yok, hiçbir şey yok. Yok ben ama, hatta bunları kurudum da silikonla tekrar yapacağım. Ha, tamam. Yaz geldiğinde diye bekliyorum. Yukarıda zaten güneş panellerimiz var. Güneş panellerimiz var. Bakın her şey var. Alüminyum bir kasa bu. Çok çürümez. Alüminyum kasa. Alüminyum kasa. Ve içeride de kordonlarla beraber çok sağlam bir kasa bayağı, var. Bayağı. Güzel araba olmuş. 2006 model. 2006. Bir Fiat Ducato. 116 bin kilometreli aracımız. Ve vallahi gördüğüm gibi Semih Entegre kasaya sahip. Semih Entegre de biliyorsunuz o tam Entegre'nin. Çok güzel. Yarı. Birazcık yarısı evet ama biz oraya çocuk yatağı olarak düşünebilirsiniz fakat. Yani isterseniz koyarsınız. Eşyalarımızı koyuyoruz. Çocukları oraya sıkıştırırsınız. aynen öyle sıkıştırıyoruz. Ve Fiat motor. Fiat motor 2.8 JTI motor kullanmışlar. Araç oldukça motor olarak kendini taşıyabilen bir araç. Şu 2.8 JTI. Maxi modeli. Maxi modeli. Hadi zaten bakalım. Bu 15 metreküp olarak biraz uzun bir şase. Olsun güzel.
güzel bir şasi yani bu araçlar için. Uzaktan da gösterelim aracımızı. Şimdi aracımızın iç tarafında anlatılar yapacağız. Ben geçeyim sizde. Gel içeri içeri. Bugün elde çekiyorum arkadaşlar. Elimizle yapıyorum. Şöyle basabiliyor muyum? Yok. Tabii tabii basabiliyor. Tamam tamam şöyle. Tamam, şimdi bir dakika. Şimdiler... Biz rahatız arkadaşlar. Bizim çekiyoruz. Bak. Bak bak bak. Her şey burada. Bak bak bak. Bak bak. Bak bunlar ne bunlar? Bunlar ne? Ooo baba bu çok iyi. Mobilya aferin kaplama, ya. Avrupa kaplama. Oradan gelmiş buraya. Adam getirmiş. Burası bak kiler gibi kullandığımız yer. İlk buradan başlayalım ama biraz... Olsun tamam abi. Dağınık olacak. Sen arabanı yaşıyorsun içinde. Tabii yaşıyoruz. Bu da Haydar mı? Nedir Haydar dümen? Haydar bazen Haydar dümen işine yaradığı için ya, kaldık onu. Şaka ya. Bu dönen bir koltuk. Bu istersen. Bu tabii zaten karşılıklı. Oturma evet, grubu. Dört kişi. İşte bunu sevdiğim. Oturma grubu görüyorsun. Evet, çok rahat. İki iki dört kişi keyifli oturuyorsun. Çok rahat. Eşim ben bir de kedimiz var onunla beraber. Aa, kedi mi nerede? Kedi de işte birazdan gelecek o. Ha misafir gelecek. Burada bunları biraz anlatayım. Aynen, zaten bakalım. Standart olmazsa olmazlarımız. Gördüğünüz ben gibi. Neyi görebiliyorsam görmeyi çekiyorum. Evet. Evet görüyorsun. Yok güneş de burada, tam akşam güneşi en kötü çekim zamanı. Bu da işte buranın. Tamam bak güzel güzel bu burada. Bu burada çalışma yerim var. Çalışma yerimiz var. Hep söylediğim şey aslında aferin. Burada en güzel taraf ne biliyor musun? Nedir şöyle bakalım. Burada adam şöyle düşünmüş. Sürgülü dolaplar yapmış. Çok güzel. Ooo. Tebrik yani ediyorum. Bu olayı zamanda yapmış. Aferin. Evde karavana teşekkür ediyoruz. Bak, görüyor musun? Tebrik ederim. Böyle bayağı almış ha. Çok geniş ya. Her şeyi buraya alıyor. Buraya tebrik ederim. Kili sistemi yaptım. Bayağı fikir yani. Ve bunun yanı sıra burada yine dolaplarımız olsun, var. Olsun güzel. Burada özel bir kasa sistemimiz var. Güzel. Bunlar yine sürgülü. Sürgü dolaplarım var. Demek abi tam işte. Peki bu bir buzdolabın Vayeko. Ha Vayeko ise evet, o zaman tamam. Çok önemli. Vayeko'nun 228 litresi. Bu çok Vayeko arkadaşlar. Vayeko biliyorsunuz. Evet biraz tuzlu bir tuzlu şeydir ama kahve makineleri neydi? Her fırınları, şey, buzdolapları 12 volt değil mi? Tabii tabii. 3 sistem mesela, mi tek sistem mi? Tek sistem. Tek sistem. 12 volt. Tamam. Bu da buradaki olay da tamam. Oo, yine. Çok iyi. Sürgülü. Bak, onu sistem. İyi yakalamış. Peki sürgülü. Adam burada her şeyi sürgülü kullanmış. Tamam kapak açacağını diye yer kaybı olacak. Aynen. Peki çok güzel. İşte bizim tuvaletimiz, banyomuz burada. Çok ferah. Aa baba bak. Bunları getirmiş mi yurt dışına? Bunlar hayvanın tuvaletini getirmiş burada birleştirmiş. İşte arkadaşlar buyurun bak ne diyor? Hümer firmasının takımlarını buradan bak almış, getiriyor. Adam. Ben getirmiş. Buradan görmeye çalışıyorum. Bakın getiriyor. Profesyonel yani yapmış. Bunu önce baz alıyor sonra arabayı. Tabii. Bravo tamam. İşte bak bitti abi. Burada bak. En güzel şey. Demek ki bu yapılabiliyor. Yurt dışından şurada getirip, bak şuradan. Yurt dışından getirip koyacaksın. Bakın şurada kirlileri çıkartalım. Evet oradaki düşer öyle şeyler. O zaten. Onlar düşer. Ve arkadaşım bu sürgülü olayı da burada güzel i̇şte bu, yapmış. Kapak açılmasın bu. Yani çok gereksiz. Peki ne kadardır kullanıyorsun bunu? Ben bunu 1,5 senedir kullanıyorum. O zaman bir şey olmadı. Gerekli bunu hayır konuşuyoruz bu zamanla parçayı. Yok hani, hiçbir şey olmadı. Tamam bir şey olmadı. Peki. O da çok güzel. Yatak tabii, olayımız oldukça ferah. Çok iyi bakar mısın? Kitaplık falan da adam tabii yapmış ki. Şuraya. Bak görüyorsun bak orada. Aa çok iyi. Ve önüne de şey koymuş tamam. Evet oraya da koruma mikası koymuş. Karşıda da o var. Oo hem de bayağı genişsin. Evet. Ben genellikle hani mobillerde yatağın arkada olması tabii ki ama özür dilerim. Mobil karavanlarda şey sevmiyorum bu arkada yatak olmasını. Koltuk ama hayır bu semi entegre. Ben minibüsler için söylüyorum. Evet. Kampur yapacaksan bu yatak ama seninki şey iki kişiydi 1,5 kişilik. Yani bu yatak şey iki biz zayıf olduğumuz için eşimle tamam. Problem yaşamıyoruz ama dediğin doğru. Ya buraya kadar bazen şöyle. Bazen olabilir. Ben tabii olabilir. Arkadaşlar döküyorum. Onlar olacak ben alırım döküyorum. Bak. Arkadaşlar dökülen de bu gösterelim diyor. Dökü. Sen gezdiklerini alıyorsun. Gezdiklerinden alıyorum. Ne güzel bak buraya. Magnetler bizim hayatımızın artık gerçekleri. Güzel sen geziyorsun ben de geziyorum evet. Efendim artık. Sivan Karavan dedi ki. Biz size araba tahsis edeceğiz dedi. Gezeceksiniz dedi. Biz dedik peki dedik gezelim dedik. Aman ben de, tabii alışık değilim. Büyük karavan alışık değilim. Koy bakalım hadi sen. Sen dur bir dakika. Kaydık öldürmeyelim. Hadi hayırlı olsun buyurun efendim. Evet. Ama şey geniş açısı mu? Var mı bunun? Yok geniş bir şey bu böyle. Evet, bu tamam. Havayı bu kadar abi. Tamam. Şöyle. Ya, sen geç oraya. Evet. Oo baba bak ne güzel. Bakalım. Aa şey de güzel. Ha güzel. Şey pencere de iyi. Tabii tabii o pencere çok güzel. Baya. Peki geziyor. Ha, iyi miyiz? Bir dakika şöyle yapayım. Tek parçayla halledeceğiz abi. Ya olsun. Tek parça abi. Ben montaj yapamıyorum. Sonra da yazık oluyor. Üzülüyoruz. Tamam. Tamam hep beni göstersen.
Bak bak bak. Yalancı çiçekler. Yalan söyleme bana yalan. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi abi bizim... Mandalin tadında, özür dilerim, mandalina değil, mandalin, mandalin tadında yol hikayeleri. Unutmayın, mandalin tadında yol hikayeleri. Ya bu hikayede... Yalan çiçeklerle. Yalan çiçeklerle. Bu olay da şöyle oldu mandalin. Şimdi... Mandalin koyu vardı. Çökertmeye, yok çökertmeye gitmiştik. Evet. Bak bunu da açalım da buradan da havamızı alalım. Dur. Havamızı da atalım ya, havamızı alalım derken. Bir havamızı açma. Atalım ya, havamızı da alalım. Bu perdeyi açalım. Şey, o şu perde kalsın. Yok. Oo, güzel geldi. Gelsin. Bugün çok sıcak arkadaşlar. Biraz evet. Olsun. Bayağı sıcak. Evet. Yani orada çökertmede işte bir yerde kaldık, bir kadın bize dedi ki yolu size tarif edebilirim falan derken. Tamam. Onun peşine takıldık. Evet. Peşine takıldıktan sonra bize dedi ki hadi dedi size bir çay ısmarlayayım dedi. Tamam. Bahçesine girdik. Bahçesine bir baktık. Bak bu da güzel. Uçun. Mandalinlar, portakallar falan. Dedi ki yerlere düşmüş. Dedi çuval çuval tabii dedi. Bunu dedi, bunları dedi alın dedi. Tamam. Dedi, hadi ya dedim ben de. Tamam, aç istiyorsan perdeyi. Açayım. Aç ya. Dedi ki bunlar... Fotopark manzarası bana. Evet evet olsun. Ama açarsan olsun. Şey olmasın. Yok iyi. Yok tamam. İyi. Ondan sonra ben geldim. Eşime dedim ki ya bir isim koyalım eski arabamıza. Ne olsun falan dedi. Mandalin olsun dedi. Burada da Bodrum'da da mandalin diyorlarmış. Mandalin diyorlarmış. Evet, mandalina değilmiş. Nereden gelmiş bilmiyoruz. Mandalin. Ben de mandalin olsun dedim. Sonra da bir Instagram adresi açalım deyince o da tadında geldi. Mandalin tadında. Şey soracağım. Bir kere karavandan memnunsun. Çok. Ben genelde şimdi aslında karavan dediğimiz zaman hep şey derim, hani karavan daha gezeceğiz, çok gezeceğiz de belki de yakalayacağız seni bir yerlerde. Şeyi söylemeye çalışıyorum, yani karavanızdan memnunsunuz da nasıl diyeyim, toparlayayım lafı. Yani şöyle, karavandan memnunsun. Peki değiştirmeyi düşünür müsün? Genelde herkes karavanı çok sever ama biraz iyisini bulunca değiştirmeyi düşünür. Şimdi ben bu modeli çok beğendim. Hakikaten beğendiğim bir modeldir. Hatta tam Avrupa modeli. Tabii. Yani 2000 kaçtı? 2006 model. 2006 model. 2006'da yapılışı 2010. Ege Karavan 2010. Sonra 10 yılında araba 2006, yapılış 2010. 2010 tamam. 11 yıllık bir geçmiş var. 11 yıllık geçmiş var. Mesela 11 yıldır kullanıyorsun. Ve gördüğün gibi hiç deformasyonu da çok yok yani. Yani, yani ben tabii kullanılan malzemeden kaynaklı galiba. Zihniyet çok önemli tabii. İşte karar ve yani, evet ben bunu böyle yapacağım. Bu bir daha bana sorun getirmesin meselesi. Keşke Ege Karavan... Evet işte biz usta yetiştirmiyoruz, çırak yetiştirmiyoruz nedense. Yapıyoruz ve bırakıyoruz. Devam edilemiyor, onu üzülüyorum bazen. Keşke olsaydı ya. Ya bunu yaptıran arkadaşımız, bir abimiz var, karavancı abimiz, Gürsel Bey. Evet. O birazcık parası anlamda bütün muslukları açmış. Demiş ki ben yurt dışına gideceğim. Oradaki evet. Fuarlardan bazı anekdotlar toplayacağım. Oradaki hı-hı. örnekleri alacağım. Kendi karavan yapımında da bunları kullanacağım şeklinde olaya girdiği için ve parası anlamda da hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Baksana tuvalete banyo takımını getirmiş. Yani girmeyeceğiz dediği için tamam. Adam çok rahat yapmış. Demiş ki tamam seninle beraber yapacağız karavanı. Rahmetli Mehmet Kökçü Ege Karavan'ın sahibiydi. Tamam demiş, ben senden izinsiz bir vida bile sıkmadan beraber yapacağız. Sen olduğunda yapacağız deyince böyle tebrik bir şey. Ve bu karavan enteresan bir hikayesi var. Eşiyle beraber bir reklamcı bu Gürsel Bey. Üçüncü katında bunu demonte kartonlardan karavanı yapmışlar ilk başta. Üç ay dizayn etmiş daha karavan yapılmadan önce. Çok işte gördün mü? Eşiyle o karavanın içinde bizzat günde 3 saat yaşayıp dolaplar nasıl olmalı? Tezgah nasıl olmalı, masa nasıl olmalı, planlamışlar. Çok değerli bir şey öğreniyorum. Gürsel Bey dedi ki, hocam dedi, biz dedi milimetrik hesaplarla bu karavanı hesaplayıp yaptık dedi. Hani bunu içinde bir Ar-Ge çalışması var. Yapılma aşamasındaki Ar-Ge çalışmalarından bahsetti. Ve adam her şeyi çok profesyonel yapmış. Yani Türk değil de Avrupa zihniyetiyle yaptı. O yüzden ilk gördüğünde dedin zaten Avrupa karavan. Ama yani fuara geldi biliyorsunuz. Evet. Fuarda görüştük. Gitar şeyini dinleyemedim. Gitar resitalini fuarda yani yaptım. Onu bir ara ben de seninle bir söyleşi yaptığımda beraber şarkılar söyleyeceğiz. Ona da evet söz olsun. Bugün de biraz sen yorgunsun. Karavanı taşıdım. Ya, eski karavandan yine geçtik. Evet. Ne olur özür dilerim. Yok olmaz. Oturduk kaldım zaten ben. İyi sohbet yok, daha yok, güzel. Yok olsun. İyi mi? Ay çok hoşuma gitti karavan da. Ve şimdi şöyle bir şey var. Kriterlerimiz var. Çekme karavanda bir kriter var. Mobil karavanda bir kriter var. Mobil karavanı sever miyim? Çok severim.
Abi vardı benim, zaten. Bir Mersin eski, balta burun evet, vardı. Balta burun vardı, domuz burun hangisi şey, ama şey Can Karavan'dı. İlk karavan. Güzel bir karavan firması burada. İyiydi. Demir kafes yapmıştı. Demir kafes maalesef. Karavanı hiçbir yere götüremedik. Hep düz yolda gidiyor. Frenler basınca ışıklarda böyle bir durmaya çalışan bir araba. 3,5 ton. 3,600'dü. Çok ağırdı. Araba 1,9 motordu. Gitmiyordu. Gitmez. Motordan kaynaklı o da. Motor tabii. Değiştirebilirdi dedi motor. Güçlü yapabiliriz ama dediler. Hani, değer mi değmez. Değer mi değmez mi? Üzüldük ama ilk Can Karavan, yani Türkiye'de ilk karavan firması 91 yılında yapılmış. Güzel bir karavandı. Ben dedim ki tamam abi dedim. Arkadan giren kapı olursa güzel. Biliyorsun arkadan giren kapı olur. Öne doğru salon olur. Bir de buradan giren. Şimdi bu ortadan giren kapı ama yani yapılmış. Onun için mobilde bu tarzları ama semi integre. Alkoven değil. Alkoven çok zor. Alkoven zor. Buraya giremezdik şu an. Ağaç var yukarıda. Çok tabii, zorlanıyor. Yani alkoven gözün yukarıda olur. Dal mı geldi bilmem ne mi geldi. Köprüden geç, tünelden bir sürü işi var. Güzel mi? Tabii güzel. Avrupa'da mesela kullanıyorsan düz yol. Altyapıları çok güçlü Avrupa'da. Yani yolları güzel, ya ormanı kamp, güzel, kampları güzel. Yani. Bizde kamp kültürü de oluşmadı. Kampçılık da yok bizde. Olacak. Hani zamanla tabii gelişiyor. Bu şeyle olacak işte. Kamu yürütüyle efendim evet sen onu dökme ben bunu yapma falan diye yapıyorlar bir de ama. Karavan kamplarımızın onlar çok girmiyorum da karavan kamplarımızın vizyonu olmalı. Kapıya bir vizyonumuz yazılmalı. Tabii. O niye yazılmalı? Sen içeride bir şey yaptığın zaman vizyonun dışında o da diyecek ki sana kardeşim diyecek bak ben yazdım vizyona. Sen uymadın. O zaman o senin vizyonsuzluğun mu diyecek artık bilmiyorum. Evet. Onun için yapmayalım. Yani biz örnek olmalıyız. Çünkü inanın burada bir şey olduğu zaman mesela karavan yapmıştır. Bir de böyle bir şey var Kadir. Sen seviyordun karavanı. Aynı güzel karavanlar diyordun. Şahit oldu iki defa. Karavanlar yapmıştır diyor buradaki memurlara. Onlar da bizi tanıdığı için. Tamam peki bakarız falan diyor. Kadın gidiyor. Yok öyle bir şey. Ya, ayıp. Ya, ama biz hemen. Çamur atmayı çok seviyoruz. Sokaktayız evet. Ya çünkü. Karavan sokakta. Alamıyor karavanı tabii teyzem. Bize laf atıyor. Ya işte mesela ben ilk karavancılığa başladığımda senin bu söylediğin her şeye katılıyorum. İnsanların gözü hep üzerimizdeydi böyle. Her gittiğimiz yerde acaba potansiyeli nedir? Ya evet o biraz. Pislik bırakıyor mu? Ya arkadaşım dedim bana bakma niye rahatsız ediyorsun beni niye benimle ilgileniyorsun? Yok tabii her dakika o dedi. Var. Bende şu yoktu mesela ben karavan kamp kültürüyle karavancılık yapmadım. Her zaman doğanın içinde kalmaya çalıştım ama zorluklarını yaşadım. Gittiğimiz yerlerde barınamadığımız zamanlar oldu. Bu süreçlerin hepsini yaşadık. Fakat ağır ağır artık o kültürde artık biz hippie kültürü gibi düşünüyoruz. Hippie gibi evet hippie vardı eskiler doğru. O yani değil, oraya gittiğin şey yerde ama şu an fiyatlar çok yüksek oldu şimdi tercih ettik aslında. Bir şey soracağım. Şu sistem sizin sineklik ve güneşlik. Tabii bunu böyle kaldırabiliyoruz. Evet basıp çekiyoruz. Bunlar burada, şu an burada da bunu da kaldırabiliyoruz. Kilitliyorsun buraya. Aynı kilitliyorsun. Buna orijinali de var. Orijinal. Bunları o zaman yurt dışından getirmiş. Tabii tabii bu Dometic'in zaten. Dometic 11 yıldır bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok temiz. Gördünüz mü? Yani şu var. 11 yıldır karavanı kullanıyor ama kullanıyor. Aktif. Sürekli yaşıyor. Aktif. Zaten biliyorsunuz. Bir de nedir? Hor kullanmıyor. Ben onun için söylemek istiyorum. Bunlar hor kullanılmasın ne olur. Şimdi yeni şeyler çıktı. Bizim Swan Karavan da onlardan koydu. Hı. Sineklikli. Onlar biraz daha kolay. Bunlar biraz daha hassas. Bunlar çok orijinal. Biraz da eski model bunlar ama güzel şeyler. Yani tam kapanır bunlar. Hiç dışarıdan biri ışık da bulamazsınız. Tam kapanma derler ya bize şimdi tam kapanma oluyor. Bu da tam kapanmadı. Çünkü nedir? Karavanda mesela kara perde kullanılır biliyorsunuz. Karartma perde derler. Dışarıdan içerideki ışık gözükmesin derler. Doğru ben oturuyorum. Filmi seyrediyorum kardeşim. Dışarıda işimi koparmak istiyorum. Ama dışarıdan ışık ulaştırıyorsunuz. Evet. Onun için mümkünse bazı karavan firmaları karartma perde kullansa daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bunlar yok şimdi. Bunları bulamıyoruz. Yok, onları var. Yurt dışında hala var da tabii. İşte yurt dışı abi getiremiyoruz. Yani demin dediğin maliyetler. Gibi. Maliyetler. Türk parasının değer kaybı. Yurt dışındaki paranın değer kaybı. Yurt dışındaki bizim paramızın yurt dışındaki paralar karşısında değer kaybetmesinden dolayı haberleri izlediniz. Hoşçakalın. Bu ne ya? Ondan sonra onun gibi bir şey bu. Ya onları kabahat bulamayız. Onların ürünleri orada, bizim ürünümüz yani burada. Şu çok önemli bir şey. Bizim ekonomik anlamdaki refahımız yüksek olsa insanlar bunu koyabilir. Ne var bunu koymak? Koyarım abi. Üretir miyim? O biraz adamlar şeye giriyormuş. Adamlarda bizde şu zihniyet var. En az maliyete en çok satım.
noktası olduğu için adam bunları koymak yerine daha basit, daha böyle ucuz olan malzemeleri kullanıyor. Biraz yani bu ucuz malzemeler de zaten 2-3 sene sonra tekrar bir karavan dönüşümü değişimine gidiyorsun. Bırakıyorsun. O yüzden mesela akordeon perdene bayıldım yani. Bak çok güzelmiş akordeon perde. Var bizde var. Evet. Türkiye'de var. Var. Var yani. Yap abi. Kapı açık, burası burası bir de benim şey yani giyinme kabini yaptım kendime. Tamam, güzel. Sen perden güzel. Var işte biz. Tabii perdelerim o şekilde bir tamam aslında karartma yok, bunlar çok karartma değil. Yok karartıyor ama arkadan mesela ben hiç göremezsin gibi şey. Az ışık. Ha ama akordeon tamam. O kadar da olsun tabii. İşte ayakkabılık falan sistemlerimizi koyuyor. Ben karavanla ilgili çok böyle memnuniyet içindeyim. Çok güzel. Uzun yollarda çok... Bir anım falan var mı? Anlasana ya. Ya sen çok çok geziyorsun sen. Ben de gezeceğim ama daha değil. Sen gezmiyorsun değil mi fazla? Ben duran karavancım. Sen bir anlat şöyle bir şey de bilsin. Ya benim anılarım o kadar... Kadir Baş yani. Efendim. Bir kere domuz bastı bizi. O arazide domuz bastı. Bir kere dikkat, at. Vururlar. Bir kere at. Arabayı sallıyordu. Enteresan bir şey. Yani böyle gelmiş at arabaya yaslanmış karavana. Sallanıyoruz. Ne oldu? Korkudan çıkamıyorum. Baktım kocaman bir atın kafasını gördüm ama at sonra böyle ama çok kaçmadı. İşte sonra kapıyı açtım. Ona yem verdim falan. İşte başını sevdim derken bir vahşi ortamda yaşayan bir at. O çok korkutmuştu beni mesela. Doğada yaşamanın böyle şeyleri var. Hayvanlarla şu sonra sabaha doğru muydu? Tabii sabaha doğruydu. Acıkmıştı belki de. At yaslanmış karavana sallıyor ama böyle çok sağlam sallıyordu falan. O şey ağaç sandı böyle. Tabii insan portföyü olaylarımız çok var yani. Ben onları, panik olurum öyle bir şey. Onları ne diyelim ki yani, bizim insanlarımızın gece sabaha kadar müzikler, silahlar, şunlar öyle şeyler de yaşadık yani. Evet, onları yapmamak onlar lazım ama. Onlar normal rutinlerimiz oldu artık. Yapmamak lazım. Ha artık alışıyorsun onlara. Açmıyorsunuz yani, orada tamam bir izole oluyorsun. Ama şu var, korunaklı mıyız? Tabii korunaklı değiliz yani. Bir de o gerçeğimiz var yani. Nasıl? Yani karavan kamp dışında yaşıyorsan çok korunaklı yok, hayır, değiliz. Yok hayır öyle bir şey yok. Yani bana kim şey dese ki evet korunaklı, hayır korunaklı değiliz. Ona göre kendi tedbirlerin varsa. Yani düzgün bir karavan kampları bulursan onu not edeceksin arkadaşlar. 100 tane olabilir karavan kampı Türkiye'de ki yok. 80'e yakın falan, 70-80'e yakın tabii. Bir şey var. Avrupalı gülüyor tabii ama niye gülüyorsun diyorum ben de Avrupalı adama. Arkadaş sen 33 yılından beri karavancılık yapıyorsun. Hümer firması, Erbil Hümer başlatmış. İngiltere 1919'dan beri yapıyor zaten. Onların tabii 8000, 3000, 5000 karavan şeyi, kampı var biliyorsunuz. Şeyde var çıkar. Google'da ararsanız çıkıyor. Bizde 80 tane var ama biz daha yeniyiz. Hatta biliyorsunuz 15 yıllık bir gecikmeyle sevilmedi karavanlar ve karavanlar kaldırıldı. Kamplarımız vardı bizim 3 tane 20 yıl öncesine kadar. Sonra kapatıldı karavan kampı. Şimdi tekrar izin verildi. Ama ben diyorum ki 80 tane de olsa abicim gezersin. Hatta bir gece kaldım anlaşılır o. Bazılarına girince anlaşılıyor. Şimdi ben hazırlık yapıyorum senin sayende. Mandalin tadındaki programımızda, Kadir Baş'ın programında şunu dile getiriyorum. Biz yakında karavan kamplarına gezeceğiz. Evet. Svan'la gezeceğiz. Svan karavanına gezeceğiz. Belki buluşuruz, beraber gideriz, bir yol yaparız. Ay, kesinlikle. Ben bir anda şey istiyorum, arkadaş istiyorum. Çünkü çekme karavan biraz şeyim yok daha. Çekinceliyim tabii, yani dikkatli olmak lazım. Araba tahsis edecekler ve biz de onunla gezeceğiz sizlerle. Şu BE ehliyet almam gerekiyormuş. Evet onda öyle. 750 altında ihtiyaç yok da ama. 756 karavan da bana ama olmaz. Ama seninki 756 değil üstü galiba. Olamaz. Dıdır, yetmez. Olmasın çünkü o zaman karavan çok küçük tabii bir şey olur. O da yaşam karavanı olmaz. Evet doğru. Ben günü kurtarın hafta sonu karavanı şeklinde olur. Belki şu karavanlarımızı değiştiririz. Kadir derken ben benim karavanımı al. Sen bana onu 756 versin çünkü ben ehliyetle uğraşamam. Doğru haklısın. 750'yi alma da 750 çok fazla bize para şey var. Ama şey var karavan kamplarında güzel lokasyonlar oluştu. İşte ha onları bulacağız. O not edin onları. Abi 5 tane 4 tane tamam kardeşim. Bizim 4 var, 5 yani tane. 2-3 tane. Hadi 10 tane İstanbul'da var ama maliyetler olarak birazcık giriş çıkışlar mı? Bakacağız yüksek. Onlara. Onları biraz ama biraz onları, sen onlar kaçıyor musun? Müdürleriyle hayır müdürleriyle ben bir kamp yerine özellikle çok kaldım 3-4 ay. Evet. Müdürleriyle konuşmamda şunu yaptım. Yani maliyeti pahalı dediğimiz maliyetlerin bile onlara kar bırakmadığını ve onların çok büyük zararlar içinde olduğunu da gördüm. Enteresan bir şey. Yok ya. Evet gerçekten öyle. Giderlerinin ne kadar çok olduğunu gördüm. Bizde şöyle hoyratça kullanma var. Adam mesela elektrik bedava diyor ya. O elektriği evet. Nasıl kullanıyorsa adama 3 katı 4 katı o elektrik parası getiriyor. Ama ona, ona bir şalter bir şey konuyor. Şey, yok mu? Şimdi bir ara yani, onu yapmamışlar. Kilowatt, onu yapmamışlar. Aa ütü mütü yaptı içeride. Haydi, tabii tabii. 2000 ve 3000 watt üzerindeki şebeke elektriğini kullanmışlar çeken bütün ağır şeyleri.
Tabii yani bu şey kültür de yok bizde daha. Yeni oluşuyor işte. Sen görüyorsun bak sürekli. Şimdi etik parasını ekstra alıyorlar biliyorsun. Ekstra tabii. Artı. Öyle olmalı aslında. Ücret artı elektrik alıyor. Hatta suya da yapmışlar. Çünkü şöyle yapmışlar su konusunda. Suyu takmışlar. Tabii taşma yapıyor zaman içerisinde. O geri valve denilen sistemi kullanmamışlar. Aa bilmiyorum. Daha bitti. Adam oraya koymuş onu. Aklı orası bakıyor. Gölet olmuş. Tabii adam da sürekli bir su maliyeti. Şebeke suyunu kullanıyor demek ki. Ya. Artezyen su kullanmıyor. Zaten suyu biliyorsun değil mi? Su biraz problemimiz bizim. Tabii, hiç tabii. Hiç dikkatli davranmıyorsunuz suya. Karavanda olduğum için belki ben de evde olsam bilemeyecektim suyun değerini ama karavana geçince anladım. 7,5 yıldır ya gerçekten yani bu karavan musluklarınız da bilmiyorum senin var mıdır yok mudur. Ben var tabii içeride. Vanadan ayarlıyorum yani basınç ayarı var. Bürf diye gelmesin. Tabii ki motor güzel basıyor bize hidrofor. Tabii. Bende hidrofor var şimdi. Tamam basıyor güzel ama ona bir ayar pompası bir şey yapılırsa yer yoksa yaptırın ne olur. Evet. Ayar olsun bir şey olsun bence bilmiyorum. Yani tencere illa foş foş eldik gibi hanımlar biraz size hani hanımlar düşünmüyor çünkü. Ya şu karavan sahipleri düşünse hanım düşünmeyebilir. Ya Mehmetciğim Ahmetciğim ya ne körmüş tencereyi ne yapayım diyor falan. Su geliyor. Karavan ev gibi değil onu hala anlatmaya çalışıyoruz ve bu suyu bulamadığımız zaman içme sularıyla yıkanmak zorunda kalacağız. Kesin. Zaten içme suları da 15-20 lira. Dünya ona gidiyor yani susuzluğa gidiyor. Ha, dünya gidiyor pardon işte o zaman tabii. Bir de artezyen suyu kullanıyoruz ama o suyun da dediğin gibi kalitesi çok kötü. Ha, kuru yani, suyu tabii. Kuru suyu yani bildiğin bakteri yani yemeğinin bir şey meyvenin salatanı cartını yıkıyorsun ama hiç yani yıkamasan daha iyi gibi oluyor. Sonra şebeke suyuna ulaşmak lazım. Orada bulamıyoruz yani. Sen burada nasıl yapıyorsun mesela? Suyu nasıl hallediyorsunuz? Biz burada taşıma su geliyor. Taşıma suyla. Teknelerde de aynı su geliyor. Yani o sudan alıyoruz. Tekneleri yıkayan arkadaşlarımız sağ olsun. Kapıcılarımız var bilirsiniz değil mi? Türkiye'de kapıcı denen bir şey var. Hiç çok şükür kapıcılı evde oturmadım. Bir kere oturdum. Kiralık oturdum da. Çok kiralık evde oturmuştum. Alamadın değil mi hiç evi? Ya, senin yaran mıdır yoksa? Hayır. Ev almak istedim. Kapıcı olmak istemiştim ev almak için. Hani işi bedavaya getirelim mesela. Evet. Hortumu alıyor kapıcı. Evin önündeki yıkıyor. Bak yıkıyor. Eskiden yıkamak yoktu. Dikkat. Biz küçükken yıkamak yoktu. Büyük şeyler vardı böyle eski paspaslar. Pırıl pırıl da yıkanırdı. Evet. Dışarı su. Devam edelim. Çok güzel. Evet hemen kapattık. Alo. Geliyorum hadi görüşürüz. Nereye geliyorsun? Dur ya. Şey yapıyorum hadi. Bitiyor program. Program bitiyor. Öyle gelmek değil. Devam ediyoruz. Akşam geliyor musun diyor. Ha tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arada böyle oluyor işte görüyor. Ama bunlar güzel şeyler. Doğallık böyle. Bak öyle deme. Öyle deme. Tek çekim zaten. Her şey ortada. Hani şuradan yapalım desek yapacağım bir şey yok. Kapıcılar bir tane yaprağın peşinde koşuyor hortumla. Bu yaprağı ayağının içi gidecek ama yaprağı götürüyor hortumla. Bunu tekneciler de yapıyor tabii. Tekneciler demiyorum. Onu yıkayan kişiler var. Tabii tekne sahibi bunu bilmiyor. Şakır şakır sular, şakır şakır deterjanla yıkayalım. Arayacaklar. Bak bu sene tabii kışın ortasına itibaren kamyon çok gelmeye başladı. Biz dedik ki niye bu çok geliyor, işte az gelirdi diye. Çünkü çok su harcamaya başlamışız. Bir de teknelerde insana da yaşamaya başlamışlar. Hmm, şeyde, bu pandemi sen, dönemi değilim. Pandemi döneminden dolayı bir yıldır kamyon çok gelmeye başladı. Biz arkadan suyumuzu alıyoruz. Musluktan su alıyoruz. Bazen kapalı oluyor. Ama demek ki bu altyapıya hazır değiliz. Bak bu çok kötü bir şey. Değiliz tabii. Yani yeni dönemde ne tür hastalıklar, ne türlü bir yaşam şekli olacağını bilmiyoruz. Bir de bir şey yok. Kamyonun suyu bilmiyoruz ki nereden geliyor. İçinde nasıl bir durum biraz var? Biraz kokuyor ama artık biz tabii ağzımızı falan çalkalıyoruz. Ben karavanda diş fırçalar falan filan olduğu zaman mümkün olduğunca içme suyuyla yani damacana ne kadar o da sağlıklı bilmiyoruz ama sonuçta onunla daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum hani musluk suyu gibi düşünmeyin evden gelen musluk suyu gibi bizim karavanda dolduğumuz suyu bilmiyoruz onun için de pek düşünmüyorum. En önemli şey de su ya. Abi, su deli misin? Karavanda elektrik olmasın mum yakarsın. Aynen su. Ama su abi ben susuz nasıl yapayım elimi yıkayacağım. Yaşayan için elektrik de önemli öyle demeyelim. Elektrik de niye önemli? O zaman 220 kullanmak. Mesela yani ısıtıcı sisteminde çok önemli. Şimdi ben ısıtıcı kullanıyorum. Ha su ısıtacaksın. O zaman hayır su değil. Kalacak. Normal kabin ısıtıcısını atacağım vebas suyu. Nasıl kullanacağım? Ha ben arabaya bir başlayayım. Şekilde aküyle beslemem lazım. Akü nereden beslenecek? Güneş enerjisi. Mobil karavanı unuttum ben ne bileyim ben. Ama sen elektrik alıyorsun. Niye beni eziyorsun ki?
Almış çökün. Çökün. Sen elektriğini al, biz elektriğimizi üretiyoruz. Yani biz daha böyle ya, organik abi. Organik elektrik kullanıyoruz. Güzel, abi güneş paneli. Güneş paneli. Mobil karavan alırsanız da bu tarz böyle semi integre alabilirsiniz. Yeni firmalar şeyde çıktı, güzel. Bir şey sana ben soracağım. Şu anki aklın olsaydı mobil mi yine çekme karavan? Hadi sen söyle. Ya çekmesin. Kullandın ama ikisini de. Çekmenin genişliği ve keyifli. Tabii tabii. Ya mobil şu var. Mobil gezeceksiniz çok güzel. Ama şimdi ben bunu aldım. Çok güzel bir karavan gördünüz. Avrupa ayarında. Helal olsun Ege karavanı. Kapanmış olabilir ama helal olsun. Çalışanların da evet. Burada. Teşekkür ederiz mutlaka artık. Onlar da yani yapmışlar. Şimdi böyle belki söylersen. Aa şimdi böyle yapmıştık. Vay, ne uğraşmıştık falan der mesela. Çok gezmeyeceksiniz. Mobil karavan duruyor. Arabayı da yılda bir muayene götürüyorsun. 2 yılda bir neyse. Ama abi araba duruyor, ne yapayım ben gezmeyeceğim. Senin gibi geziyorsan mobil. Tabii tabii. Ama ben yine de çekmeyle gezmek istiyorum. Çekme karavana da çünkü her şey bizde şu var. Çekme karavan var, tam kampa koyarız, dursun orada. Niye dursun, gezin ya. Tabii. Yok yok, çekmeyle problem ne oluyor? Niye problem ne olsun ki? Ya illa mobil karavanla mobil olarak gezeceğim diye bir şey yok ki. Ya bu biraz bana şey geliyor. Mobilde de gezersin, durursun. Çekmeyle de gezersin, durursun. Hatta çekme bunun gibi, bakın fark edersiniz. 2.20 mi bu? 2.28. Abi özür dilerim. Abi özür, pardon. 2.28. Ooo 2.30'a geliyor. 2.20 normalde biliyorsunuz 2.15, 2.20 çekme karavanlardaki tabii. Avrupa standardı genişliyor. Tabii daha tabii Avrupa şey. Standardı. Ama geniş, ferah. Şimdi göreceksiniz zaten Svantan'ın cam karavanda. Benim son kullandığım o eski karavan da öyleydi. İngiliz olan. İngiliz olan. O da mesela genişti. 2.20 değil de 2.15 falandı. İçindeki tabii mobilyanın oturumu çok önemli. Ama sen zaten İngiliz tarzını çok seviyordun. Birkaç iki tane kullandın onu. Sevdiğim için de Swan onu yakaladı ama Swan'da en çok yakaladığımız bir şey var. Sadece şey değil. Nedir? İçinde mobilya falan filan İngiliz'e benzemesi değil. Abi. Mobilya güzel mi yapmış? O duvarlar, yani, alt zemin, üst. İzolasyon falan çıkabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Tabii göbek atmayacaksınız, halay çekmeyeceksiniz ama. Zaten yani üstteki pencereleri ve paneli silmek için üstüne yavaşça çıkabilir ve durabilirsiniz. Önemli. Avrupa karavanlarda olan şey ama yerli karavanlarda biraz çekiniyor insanlar ama Swan tebrik ediyorum. Yaptığı malzeme zaten onu anlatacağız işte şeyini. Yapmış yani. Fuarda görmüştüm. Gördüm sen. Güzel bir izolasyon üzerinde de kaplama kullanmış. Tabii. Müthiş bir olaydı. Yani sandviç kasa evet. Olmuş. Evet ben gördüm. Onlarla da görüşemedik çünkü ben de yoğundum. Ama karavanlarını ben de çok beğendim. Hatta bir çekimli de onu YouTube'da paylaşmıştım. Ha. İnsanların da çok ilgisi. Bravo. Çok yoğundu. Sen de paylaştın. Siz de bize lazımsınız. Sonuçta fenomensiniz. Aynen aynen aynen. Onları paylaşıyoruz. Şimdi bu arada yolculuğu var mı? Yarı gideceğim. Ben şimdi araziye gideceğim. Şile Reşat diye de bir ormana gideceğim. 14 gün orada kalacağım. Ondan sonra orada canlı yayınlar yapacağız. Yap. Dün akşam çok güzel bir canlı yayın yaptık. Ozan Orun'la Tayfun beraberdik dün akşam. Hadi. Bir akşam Tayfun da bizim şey, Klan. Tayfun Klan evet. Tayfun da beraberdin. Duygular mıydı? Evet, evet. Tayfun da beraberdik. Üçümüz bir canlı yayın yaptık. Bir de ben müziksel... Caz mı falan çaldın? Ne çaldınız? O biraz cazvari şarkılar çalıyor. Evet, yapma çalıyor. Ya, çok güzeldi. Dur şey bitsin de şu 17 gün. Senle de kutsal biz, senle gün. De biz benim söyleşide şarkı mutlaka... Müdürümüz efendim. Parkın müdürü. Parkın müdürü dedi ki bırakın böyle diye. Biz arayı biraz yamuk bıraktık buraya. Bırakın böyle diye. Yollar tıkansın. Bak gidiyor bak lafı attı gidiyor. Ya ama yani lütfen yani. İsmini vermiyoruz. Müdürümüz çok iyidir. Ama doğruları var, haklıdır. Yani niye yan park etti mi? 4 tane arabanın yerine niye park etti diyor. Efendim hürmetler. Bugün bir istisna var biliyorsun. Burası doldu. Çünkü doldu. Akşam 7'de artık sokağa çıkma başlıyor diye. Olsun bir sonraki. Şey için değil mi? Hesaplarız gidiyor. Gider, hayır şey sağlıyor. İçin yapıyorlar galiba. Bu herkes yat barına gelip burada kalacaklar. İşte buraya diyor. Buraya. Onu bilmiyorum. Son gün ya bugün şimdi. 17 gün kimse dışarı çıkamayacak. Yani biz şanslıyız ki karavanlarımızda kalıp evet. Dışarı oturabileceğiz ama. Burada herhangi bir problem olmuyor galiba değil mi? Yani... Oturuyoruz. Memur arkadaşlar geliyor. Polis memur arkadaşlar. Bir şey demiyor. Çünkü biz burada kira ödüyoruz diyoruz. Hani burada kalıyoruz. Tamam peki efendim. Lütfen dikkat edelim diyor. Çok özel olmasa ben bir soru mesela. Sorayım o zaman buradan ilgili. Sor. Ne kadar veriyorsunuz desem ben? Özel. Ya niye sordum ki ben? Sorumu yeni alıyorum. Seyircimiz biliyor. Senin de seyircin bilsin. 750 burası. 500'de 750 oldu. Ama çekme karavan almıyorlar. Bitti hatta mümkünse hani arkadaşlar burası almıyor artık karavan. Yani çıkarmıyorlar ama
abonelerimiz bitince çıkaracaklar. Yani bir daha almayacaklar. Mobil karavan gelebiliyor. O da günlük veriyor. 55 lira sanırım günlüğü. O da biraz şeye geliyor. Arada böyle hafta sonu gelenler var ama hani o kadar. Burası da bir şey yapılacak. Müdür beyimiz de orada el sallıyor. Bize fırçayı dağıttı. Biz yamuk. El sallıyor müdürümüze. Müdürümüzü çekecek şimdi. Ama bakıyor bak takmış. Ray-Ban gözlükleri takmış. Lan bak kropayı da sen diyor ben. Dışçım diyor. Aho parol ağzımıza. Şimdi... Efendim şey yapıyordu. 30'sa 60 diyor kapıya söylüyor. Ben veririm sana canım. Müdür beyimizin doğruları var. Yapacak bir şey yok. Müdür beyimizin doğrusu var. Şu an feci bir şey sıcaklık var üzerinde böyle bir. Sıcaklık hatta buraya doğru da geliyor. Geliyor hatta geliyor falan. Elemanla topluyor şimdi bütün bu avis arabaları şey yaptı. Son kontrolü yaptı. Çünkü biliyorsun 17 gün kapalı burası. Evet. Avis kiraladım kiraladım diyor. Kiralamadın hayırlı olsun diyor. Feci'yi canlıya diyorum. Çekerken böyle. Neyse iyidir müdürümüz. Seviyoruz onu. Tabii ben daha yeni tanıdım ama biz bugün şey yaptık. İçinde bir sıcaklık oluştu. Yani şöyle dik olarak fark edemeyecekti buraya. Onun için de ben ne bileyim şimdi nereye koyacak arabaydım. Çünkü bir de büyük araba. Nereye sığdıracak dedim. Onun için de böyle bir şey yaptık. Ama yazın burası çok güzel oluyormuş. Yazın güzel. Evet herkes geliyor. Şu yanda bir güzel bir bizim çimen çayımız var. Herkes yayılıyor. O kuzucuklar öyle hatırlıyorlar. Lay 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 falan. Çaylar, kahveler, üzüm suları falan. Çok keyif alıyorsun değil mi burada kalmaktan? Çok şimdi alıyorum güzel. Bir ara Maltepe'ye falan gidiyordun orada. Maltepe güzeldi. Ben de Maltepe'nin ilk kalanımdan biliyorsunuz. Kim, evet. Kimse yoktu yani. Ben nasıl kalmışım o şimdi geceliğin ama, orada güvensiz. Şimdi ama hiç su da ve şey de yok yani. Elektrik de yok. Ya bir şeyler yaptılar dediler. Duyduk, sevindik. Sonra yapmamışlar. Bir şey orada bir şeyler olmuş. Ona üzüldük. Bazı karavan. Müdürümüze el sallıyoruz efendim. Sallayalım. Müdür Bey gitti efendim. Bunu seyrederse artık. Takip ediyorsun mutlaka. Her zaman. Her zaman. Müdür haklıdır. Evet. Müdür. Müdür müdürdür. Haklıdır yani. Tartışamayız. Yok hakikaten herkes şaka diyoruz. O da haklı çünkü abi. İyi yani, bir karavancıdır aslında müdür. Yani. Yok karavancı falan değil. Sadece 3 araba yerine sen yan olarak park edersen 3 arabanın. Ne yapmışız ama ben... Yok ben şey yaparım. Girerken çok. Yok öyle yaparsa söyle bana. Yani arkadaşlar da yazabilir. Tamam. Arkadaşlardan müdür bey bize söyledi ama öyle bir şey diyeceğini sanmıyorum ama olursa da şey yap. Çünkü şimdi şöyle bir şey yap. Otoparklar nedir abi? Para kazanmıyor. Haklı adamlar da. Ne diyor? Abi diyor ben buradan girdi çıktıdan para kazanıyorum diyor. O da haklı. Şimdi sen gelmiş 3 kişilik geri kaplarsan abi diyor yani ben burayı 2 arabada alacaktım. İşte o da haklı. Tabii haksız değil. Yani, haksız mı? Başımıza daha neler gelecekti arkadaşlar. Haklı. Pardon iyiymiş abi. Yani başımıza bunlar da gelecekmiş. Başımıza bunlar da gelecek. Evet. Güzel sohbetti Kadir. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Belim ağrıyor özür dilerim. Niye öne duruyor mu arkaya doğru? Baskı yapıyor. Arabayı naklettim. Yani karavandan arkadaşlar, karavana... Arkadaşlar tanık oldum ben. Acayip şekilde yoğundu. Yorgundu ama diyeceksin yine de Kadir dedi geldi. Diyeceksin ki lan şimdi azıcık arabada ne işe. Bak şimdi sen bu karavanı bir boşalt. Baş karavana geç bak ne oluyor. Yaşadım bunu. Diğer karavanda buraya geçer kahvesi oldu. Ben kapı kapıyı yaptım böyle ikisinin yan kapıları koydum geceliğin. Bitirdim. Ondan sonra yattım altlarına bir de demirlerle onları indirdim. Mover hareketli sistemle geriye aldım. Mover deyince aklıma geldi. Termosa Mobil'e çok teşekkür ederim. Termosa Mobil. Çok teşekkür ederim. Sivan karavanın hediyesinin üzerine bize, sen de şahit olmuş oldun buradasın. Üzerine bize Truman'ın SF miydi özür dilerim ona söyleyeceğim. Yani Truman'ın Mover'ını hediye etti. Ve Sivan firması onu monte etti ve şu anda Mover'lı. Onun da size reklamını yapacağım. Mover'ın da böyle o şeylerini nasıl hareket ediyor. Benim mesela eski karavanda şeydi hızlıydı. Rönf kalkıyor ama gidiyor. Bu ağır gidiyor. Bu ağır geliyormuş ve ağırdan sonra hızlanıyormuş. Ben bilmiyordum mesela. Ediyor. Sarsmamak için arabayı. Vay tebrik ederim. İçeride güzel bir şeyler yapmışlar. Varsa. Evet. Evet onu çok beğendim. Ben hiç kullanamadım. Termosayla ben de onlarla bir işbirliği yapmıştım. Gerçekten patronları müdürü çok güzel bir arkadaşımız. Doğru üründe getirmişler. Çok doğru ürünler getiriyorlar. Çok ben de güzel. Mesela İngiliz'deki şeydi. Ürünsüz çok bilmiyoruz. Güzel, çok güzel iş yapıyorlar. Ne oldu bilmiyoruz mesela. Ya tabii bazı şeyleri eski olduğu için bilemezsin. Yani bakman ama lazım. Ama şey çok sertti yani. Rın, rın falan gidince... Yani. Sular, mular çalkalanmış. İlk yapılan Mover'lardandır belki. 2001. Onlar biraz tabii, 2001 onlar biraz karavan. Daha böyle haralı huralı olmuş olabilir yani. Çok güzel karavanımız. Çok mutluyum. Mobil karavana bindim. Yabancı bir
yabancı demeyelim. Çok yabancı diyoruz. Yani yabancıya Avrupa, yakın. Avrupa ya adam gitmiş abi banyo getirmiş. Ege Karaman, Avrupa baba. Ya bu Avrupa. Sadece demonte. Baksana. Şey diyelim demonte gelmiş. Demonte. Ha pardon. Gelmiş birleştirmiş. Aynen Toyota. Ege'nin de böyle bir şey düşün. Ege Karaman'ın da böyle tabii, bir şey düşünmesi biri olay. Aynen. Kusura bakma yani. Mandalin tadında programından. Tabii, mandalin aynen. Tadında programına gelecek. Evet gelecek de gidecek. Ne çükeç. Çok güzel. Eşinle, kedinle. Kedinin ismi ne? Kedin Pampa ismi. Pampa. Kedinin ismi Pampa. Biliyorsunuz ya da takip edenler biliyor. Çok güzel. Mutlu günler geçirin. Yani bilmeyenler için ben şeyi söyleyeyim adresleri. Arkadaşlar Instagram'da mandalin tadındayız. YouTube'da da yine mandalin tadındayız. Abone olur ve o bildirim zillerini açarsanız YouTube'da özellikle benim için ve bunu ben hiç bilmiyorum. Bunu hiç söylemedim. Üstad Taylan Bey için de aynı. Üstad estağfurullah. Bildirim zili falan bilmiyorum. Arkadaşlar bildirim zili çok önemli aslında. Yapayım mı ben onu? Ama neden önemli? Şimdi sen burada yayınladığın bir şey. İnsanların hemen telefonuna düşmesi. Yani izlenme evet. Oranlarını daha da yükseltmesi açısından. Ne bileyim yani doğru. Ama belki sen zaten çok ben, doğalsın. Ben bak, şeyi yazamıyorum. Benim öyle programım yok. 6 tane burada yazıyorlar ya. Fiçik 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 falan. Sana bu konuda destek olacağım. Sağ olasın. Tabletim var benim. Bilgisayarım yok. Tabletten yapacağım. Öğreteceğim. Ben her şeyimi telefonla yapıyorum. Teşekkür ederiz. Mandalin tadında programından buradan sizlere sevgiler, saygılar. Kadir Baş ve ben programı sunduk. Konumuz yoktu. Konuk bizdik. Çok güzel bir karavandaydık. Gerçekten. Sohbetimizde elimizden geldiğince tek parça olarak size yayınladık. Canlı yayın gibi oldu bu. Tekrar teşekkür ederim. Kalktın geldin. Koca aracını buraya getirdin. Nereden geldin? Yakından geleceğim. Çok uzaktan geldim arkadaşlar. 2 saat sürdü Bakırköy'den. Ama trafik de çoktu. Akşam trafiği evet. Ama çoktu. Ben de bu kanalda senin konun olduğum için gerçekten çok keyif aldım. Zaten seni çok seviyorum. Sağ olasın. İşine çiçek de güzel. Bu suni çiçeği götüreceğim. Birazdan çünkü beni parçalayabilir diye düşünüyorum. Bunu niye götürsün? Aldık bunu ya. Hadi ya aldı mı? Bu şey değil mi? Oh, yok ama. o değil. Bilmiyorum ki. Taklidi gel. Ha çok sevdiysen al senin olsun. Yok sağ olasın. Kaybettikleri zaten gerçek değil. Yok yenge gitti onlar sonra. Vallahi. Hayır burada da her şey kayıt altında falan. Kaybettik. Tabii. Yok yenge almadım. Yengeye saygılar. Bu da güzel bir şey. Ama iki demir kafaya vuruyor artık. Ama burada bir şey kalmadı. Kadir başlayın. Soy ismi Naci olarak özel yapılmış bir. Az. Şaka yapıyor. Takılıyoruz. Canımsın. Güzeldi. Hakikaten özledik. İstiyorduk da program yapalım. Fuarda bir olmadı böyle. Ben de bir şey yapamadım. Bir de fuarda benim şu sağ kol var ya. Halledemedin mi onu? Tuttum gimbalı ama işte nasıl kır derken ben bir şey çekerken yürüyemiyorum. Gezemiyorum. Çok da bakacağım yerler vardı. Onu da üzüldüm. Efendim teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eşine saygılar, hürmetler. Ben de saygılar, kedini sevgiler de bizden. Esisinde. Görüşmek üzere. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen kapat.